Lojistiği bütün boyutlarıyla ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu hafta da merhaba. Bu hafta 2023 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Küresel çapta gelişmeler, lojistiği, ekonomiyi nasıl etkiledi? Özellikle artan güvenlik endişeleri, güvenlik riskleri, bunları ele alacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Şahin Yaman, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi ve ekonomist. Şahin Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Şahin Bey, 2023 yılını geride bıraktık. 2024'ün başındayız. Ancak 2023 yılı aslında küresel ölçekte güvenlik endişelerinin, güvenlik risklerinin çoğaldığı bir yıl olarak tarihe geçti diye düşünüyorum. Bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Diğer taraftan aslında bunlar da çok sıcak gelişmeler. Kızıldeniz'de yaşanan Husiler, burada çatışma ortamı var. Amerika Birleşik Devletleri bir görev gücü oluşturdu. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yani Orta Doğu, Orta Asya, buralar gerçekten bütün dünyanın gözünün, kulağının olduğu yerler şu anda. Tabii bütün bu yaşanan gelişmeler bir yandan da küresel ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Bugün ben güvenlik riskleri, güvenlik endişeleri, yaşanan bütün bu çatışma ortamı küresel ekonomiyi nasıl etkiledi 2023 yılında? Bununla ilgili genel bir özet yapalım istiyorum. Yani ekonomiden bahsederken tabii ki bizim de özellikle konumuz ticaretle ilgili güzergahlar, lojistik güzergahları. Bunlarla ilgili değişimler neler oldu? 2023 yılına bu şekilde genel bir perspektif çizmek istersek neler söyleriz? Çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Aslına bakarsanız dünyada öyle gelişmeler oluyor ki, yani sanki uluslararası ilişkiler ve jeopolitik öğrenciler için bir manada her türlü case study, vaka çalışmasını birebir gözlemek mümkün. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Yani güvenlik ve uluslararası ilişkiler gelişmelerinin ticari ve ekonomiyi aynen ders kitaplarında, textbooklarda olduğu gibi birebir etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Aslında 2003 yılında sizin de girişte bahsettiğiniz gibi dünya ekonomisi tamamen küresel risklerin, küresel çatışmaların, hatta daha da alevlenmesi muhtemel askeri çatışmaların parantezine girdi. Fakat bu hani bizim eski bir tabirle çarşambanın gelişi, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözünde olduğu gibi, aslına bakılırsa bu askeri ve güvenlik çatışmaları da bekleniyordu. Neden bekleniyordu? Yani 1990'da aslında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, yani iki kutuplu sistem dağıldıktan sonra aslına bakarsanız ABD'nin veya Batı'nın ekonomik hakimiyetinin yavaş yavaş erozyona uğrayacağına yönelik teoriler piyasaya çıkmaya başlamıştı. Fakat 2008 krizi kanaatimce bir milat oldu ve bir yıl sonra, bu krizden bir yıl sonra özellikle Çin'in hem imalat sanayi hem toplam ihracatta ABD ve lider Almanya'yı geçmesin. Arkasından 2009 krizinden sonra dünyanın liberalleşme, serbestleşme trendinin tamamen durması. Aslında bir ölçüde bu küreselleşme dinamiklerinin yavaşlaması veya durmasının da bir başlangıcıdır diyebiliriz. Şimdi peki ne oldu? 2009'la birlikte başlayan korumacılık akımları dünya ekonomisindeki dinamizmi azalttı. Özellikle ABD ve Batı ekonomilerindeki ithalatın terbiye edici etkisiyle içerideki ucuz veya rekabet gücünü bir miktar geriletti. Enflasyonist bir baskı yarattı. Birçok şey hem Avrupa Birliği içerisinde Avrupa para sistemi üzerindeki baskıları arttırdı, hem de ABD'nin rekabet gücü üzerindeki baskıları arttırdı. Şimdi Covid'le birlikte bu 2009'da başlayan trend hem korumacılık akımları hızlanarak devam etti, hem de büyüme rakamları. Yani 2009'dan sonra şöyle bir gelenek oluştu. Büyüme rakamları hep geriye doğru gitti, arkaya doğru, dibe doğru gitti. Peki küresel ekonomide pasta küçülünce ne olur? Ve korumacılık da buna binaen artınca ne olur? Uluslararası ilişkiler teorisi askeri çatışmaların veya doğal kaynak çatışmalarının artacağını söylüyor. Aslında 2003 yılını belki şöyle değerlendirebiliriz. Yani göreci olarak ABD'nin sözde hegemonyasına güç veren ekonomik yapısının, özellikle de ticari yansımasının, Çin'le diğer BRICS veya diğer gelişmekte olan ülkeler, hatta kendi bazı müttefikleri tarafından ezici bir şekilde geçilmesi sonucunda
dünya ekonomik güç dengelerinde kanaatimce büyük bir değişiklik oldu. 2023 yılı da bu güç değişikliklerine yönelik ABD endişelerinin, özellikle Ukrayna'daki çatışmayı körükleme, belki siyasi çatışmalardan, askeri ve güvenlik çatışmalardan bir şeyler umma duygularını pekiştirdiği bir yıl oldu ve Ukrayna'ya ilaveten maalesef küresel ticaretin düğüm noktaları, yani Süveyş kanalı ve İsrail, yani İpek yolunun da diğer taraftan biraz kuzeyden alırsanız çıkış noktası, hatta orta kuşak olarak söyleyebileceğimiz Çin'le Rusya arasındaki Ukrayna'ya da eklediğimiz takdirde dünya büyük bir çatışma alanına döndü. Şimdi dünya ticareti ve küresel ekonomik sistem açısından değerlendirecek olursak zaten 2003 yılında en son, yani Uruguay turu sonrası Dünya Ticaret Örgütü kurulduktan sonra büyük ümitler beklenen Doha Kalkınma Turu 2003 yılında zaten tıkanmıştı. Tıkanınca, küresel ticaret tıkanınca biliyorsunuz askeri çatışmalar, uluslararası ticarette bir takım emperyal gerginlikler çok fazla arta. Fakat bu şu an yaşadığımız gelişmeler, özellikle 2023 yılında yaşadığımız gelişmeler biraz teorik kalıpları bile zorlar hale geldi. Özellikle geçen hafta bu askeri ve güvenlik çatışmalarına Pakistan, İran içerisindeki bir takım ayrılıkçı gerginlikler sebebiyle o çatışmaların da girmesi, muhtemelen Hindistan-Keşmir ekseninin de belki hareketlenecek olması ve Tayvan Boğazı'ndaki senaryolar aslında şunu gösteriyor. 2003 yılı küresel ekonomi ve ticaret hem sistemi açısından hem de küresel ekonomik ve ticari gelişmeler açısından 2024 yılının da bir miktar menfi geçeceğine yönelik bir yıl oldu diyebilirim. Şöyle ki Dünya Bankası'nın Ocak ayında çıkardığı küresel ekonomik gelişmeler raporunda zaten şöyle bir, maalesef şöyle bir ibare var. Son 30 yılın hemen hemen son 30 yılın en düşük 2024 sonu itibariyle yarım dönemlik ekonomik gelişmesi bekleniyor. Dünya Bankası raporunda eğer revizyon olmazsa. Tekrar özetleyecek olursak, yani 2008 krizinden sonra IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası ekonomik kuruluşlarla bir takım ekonomi otoritelerinin şöyle bir geleneği oluştu. Bir ekonomik büyüme tahmini yapılıyor. Diyelim ki 3.7. 3 ay sonra bu 3.3'e çekiliyor. 3 ay sonra daha alta çekiliyor. Sürekli aşağı doğru revize edilen bir tahminler dönemine girdik 2008 krizinden sonra. Ama öbür taraftan da buna zıt olarak sürekli artan önce ticaret savaşları kılıfında ortaya çıkan, fakat doğru daha sonrasında belki vekil veya proxy denilen savaşlar halinde olabilir şu an, ama belki bu proxy savaşların veya vekalet savaşlarının da doğrudan aktörlerin girmek zorunda kalacakları savaşlara dönüşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani 2023 yılı Türkiye Cumhuriyetimizin de yani kuruluşunun 100. yılında bir miktar bizim ihracatımızı, dış ticaretimizi veya uluslararası yatırımlarımızı, hem yabancı sermaye giriş çıkışlarını hem diğer şeylerini maalesef menfi etkileyecek bir yıl oldu. Teşekkür ediyoruz. Aslında söylediklerinizi şöyle özetleyebiliriz. 30 yıllık bu yapılan raporlarda 30 yılın en düşük ekonomik ilerlemesinden bahsediliyor. Bununla ilgili sürekli aşağı düşen revizyonlar yapılıyor. Aslında bu da küresel çatışmalar artarsa küresel ticaret bundan ciddi bir şekilde zarar görüyor. Aslında bu aslında dediğiniz gibi en başında bize de öğretilen uluslararası ilişkilerdeki teorilerle bağlantılı liberalizm bize der ki ülkeler ne kadar dostane bir atmosferde ilişkilerini sürdürürlerse ticaret de o kadar gelişir. Ancak biz 2023'te bu tablonun aslında tam tersiyle karşılaştık ve bütün bunlar da küresel ticari göstergelerde bir şekilde ifade buldu. Bunları da çok farklı coğrafyalarda, işte Pakistan, İran'dan tutalım, Filistin, İsrail, Rusya, Ukrayna, birçok farklı coğrafyada
gördük. Şimdi biraz da aslında sizin Dünya Ticaret Örgütü müzakerecisi olmanızdan mütevelli uluslararası ticaret örgütleriyle ilgili soru sormak istiyorum. Biliyoruz Bretton Woods sistemi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiye yön verdi. Her ne kadar sistem daha sonra çöktüyse de sistemin oluşturmuş olduğu kurumlar hala hayatta. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF hala küresel ticarete yön veriyorlar. Ancak birçok uzmanın görüşüne göre küresel ticaret örgütleri her geçen gün kan kaybediyor ve yaptırım güçlerini büyük ölçüde yitirmiş durumdalar. Bunlar aslında biraz da Atlantik İttifakı'nın aslında örgütleri gibi de görülüyor. Böyle bir ön yargı da var. Ancak bir yandan da Atlantik İttifakları güç kaybederken Pasifik'in, özellikle Asya Pasifik'in yükseldiğine de şahit oluyoruz. Yani oluyoruz derken bunu genel olarak uzman görüşü olarak söyleyelim. Böyle bir görüş birliği de var bununla alakalı. Mesela BRICS'in yükseldiğinden bahsediyoruz. Yani ben biraz da küresel güç dengelerinden bahsetmek istiyorum. Atlantik ve Pasifik, bunlar arasındaki güç dengeleri 2023'te ne kadar değişti? Biz bütün bu çatışmalardan ne sonuçlara varmalıyız? Teşekkürler Ayşegül Hanım. Aslında meselenin dip köklerine gittiğiniz zaman Bretton Woods'tan bahsettiniz. Aslında Bretton Woods sistemi 1944'te kurulmuş görünüyor. Fakat biraz daha derinine bakarsanız Bretton Woods sisteminin ayaklarında neler vardı? IMF, ödemeler bilançosu ve kısa vadeli parasal sorunları çözüyor. O dönemde Avrupa İmar Kalkınma Bankası olarak kurulup sonra Dünya Bankası'na dönüşen World Bank, yani Dünya Bankası vardı. Bu da kalkınma yardımlarını finanse ediyor. Bir de Havana'da kabul edilmekle beraber Amerikan Kongresi veto ettiği için geçici bir anlaşma olarak devam eden GATT, yani Tarifeler ve Ticaret Anlaşması. Şimdi Tarifeler Ticaret Anlaşması aslında 1994-95 Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulana kadar görevini çok iyi ifa etti. Fakat dünyayı aslında temel olarak, finansal olarak idare eden IMF ve Dünya Bankası çok problemsiz değildi. Atlantik'ten bahsettiniz. Aslında 44'te kurulmakla beraber bir onsluk altının değeri 35 dolarlık sabit kur rejimine bağlandı. Ülke paraları da buna bağlanmıştı. Fakat burada tabii Amerikan dolarına bağlı bir sistem vardı. Atlantik düzeyinde deyince ABD ve Avrupa arasındaki bu 1 dolar 35 onsluk sistem, pariteye dayalı sistem aslında çok sorunsuz değildi. Özellikle 1960'larda Vietnam Savaşı ile beraber Amerika Birleşik Devletleri askeri harcamaları sebebiyle çok ciddi ödemeler bilançosu açıkları verince ve bir ons altının karşılığında 35 dolar taahhüdünde yerine getirememeye başlayınca özellikle Fransa'dan itirazlar gelmeye başlamıştı. O dönem Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün danışmanı Jacques Rueff, eski bir maliye müfettişidir. Fakat parasal konularda uzman, aynı zamanda bir profesör. O ABD'nin sistemi EBU, yani istismar ettiğini, Amerika'nın kendi ödemeler bilançosu açıklarını finanse etmek için pariteyi bozduğunu söyledi. Aslında burada Triffin paradoksu denen bir durum vardı. Amerika küresel sistem için para enjekte ettikçe kendi parasının değeri düşüyor. Değeri düştükçe de işte ödemeler bilançosu açıkları bir şey oluşuyordu. 60'taki bu kavga, Atlantik kavgası ABD-Avrupa arasında Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından çekilmesine kadar, bir de altın sistemini çok ciddi Jacques Rueff'in eleştirileri ve 1971'de Bretton Woods sisteminin ilk çöküşüyle sonuçlandı. Sonra ne oldu? Bretton Woods sistemi çökünce petrodolar sistemine bağlandı ve Suudi ve diğer Arap petrolüyle ABD şu ayakta kaldı. Fakat şu an gördüğümüz hadise şu, o dönemde ABD dünya ekonomisinin %50-55'iydi. Şu an %20'si civarında. Ve ihracatta Çin 2022 rakamlarıyla Çin'le Hong Kong 2.2 trilyon dolar. Bunu belki daha önce de söylemişimdir. 2023 rakamları çıkmadı. Çin ve Hong Kong 4.2 trilyon dolar. ABD 2 trilyon dolar. Sadece bu rakam bile Çin'in ihracatının ABD'nin 2 katı üzerine çıkmış olması, 1 yıl öncesi hatta 2 yıl öncesi rakamlarıyla küresel güç dengelerini gösteriyor. Şimdi Bretton Woods sisteminin aslında en önemli ayağı, bir reel ayağı, yani elmanın reel ilişkileri ticareti düzenleyen ayağı GATT, Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştü. Parasal ilişkileri düzenleyen ayakları da IMF ve Dünya Bankası'na dönüştü. Fakat son dönemde Asya Pasifik bölgesinde özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurduğu Asya Yatırım Kalkınma Bankası, BRICS Bankası, İPEK Fonu gibi 200-300 milyar dolar sermayeye tekabül eden bankaların kurulması, Çin'in diğer fon, Exim fonları dahil, Exim Bank fonları dahil
hemen hemen bir yol bir kuşak değil sadece. Tüm kıtalarda diğer ülkelere kredi vererek ticaretini desteklemesi aslında Dünya Bankası ve IMF'nin fonksiyonunu da zaten çok kutuplu hale çoktan getirdi. Fakat diğer husus şu ki Bretton Woods sistemi şu an itibariyle IMF'de, Dünya Bankası'da, Dünya Ticaret Örgütü'de artık çalışmıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2003'teki Doğa Kalkınma Turu'nun Cancun'da tıkanması, daha sonra artık kozmetik müzakere veya müzakeremsi diyebileceğim alt çoklu, plurilateral olarak adlandırılan birkaç alanla idare edilmeye çalışılması sadece palyatif tedbirler. Ama asıl ölümcül darbe Obama yönetimiyle başlayıp Trump ve Biden yönetimiyle devam eden Dünya Ticaret Örgütü'nün, yani dünyanın en önemli uluslararası hukuk mahkemesi olan Dünya Ticaret Örgütü mahkemesinin yüksek mahkeme yargıçları atanmasının engellenmesiyle birlikte aslına bakarsanız dünya bir şeye döndü, jungle, ormana döndü. Yani mahkemesiz ve kuralsız bir alana döndü. 2019'dan itibaren artık yüksek mahkeme çalışmıyor Dünya Ticaret Örgütü'nde. Palyatif tedbirlerle götürülüyor. O zaman da zaten ben başka bir kanalda yapılan yorumda şöyle bir tahminde bulmuştum. Ya bu dünya eğer ticaret örgütünün mahkemesi çalışmazsa bir süre sonra silahlar konuşmaya, tanklar, toplar, gemiler konuşmaya başlayabilir. Kritik ham maddeler, diğer konular, petrol vesaire konularda askeri çatışmalar, yani ticaret savaşları askeri çatışmalara dönebilir. Öyle bir ihtimal var diye yorumlamıştık. Yani bunu bunları yorumlamak için müneccim olmaya da gerek yok. Çünkü çok belli. Yani iktisat tarihine baktığınız zaman bu durum belli. Özetle 1944'te kurulan Bretton Woods sistemi çatışmalarla başladı. Aslında IMF para sistemi 57'de operasyonelleştirildi 1957 yılında. Neden? Çünkü aslında 1957'de Avrupa Birliği European Payments Union olarak adlandırılan Avrupa ödemeler sistemini harekete geçirmek isteyince ABD müdahale etti ve IMF'yi devreye soktu. Daha sonra Avrupa Birliği tarım politikalarını uygulamaya çalıştığı zaman Avrupa Birliği Kennedy Round'la GATT'ta tarımı liberalleştirerek Avrupa Birliği mengeneden bir şeyi kıskaç içerisinde tutmaya çalıştı. Ne zaman ki Avrupa ile Avrupa ABD hegemonyasını kabul etti, bir noktaya kadar geldiler. Fakat Sovyetler dağıldıktan sonra Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesi, yani 2000 yılında Sovyetler dağıldıktan 10 yıl sonra ve Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten de 8 yıl sonra ABD ve Almanya gibi, uzun yıllar biliyorsunuz ihracatta Almanya hep bir numaraydı, ABD 2'ydi. Fakat ABD 1-2 yıl Almanya'ya geçtikten sonra Çin ikisine de geçti. Bunlar aslında ticaret ve ekonomideki güç dengelerindeki kayma, Bretton Woods sisteminde çöküşünün işaretleriydi. Şu an ne IMF tam bir IMF, Amerika'nın operasyonel bir aracı hala. Çünkü kota oranlarında hala Amerika'nın eski yapıdan şeyleri var. Fakat onu nötralize edecek diğer ülkelerin artık fonları ve finansal araçları var. Dünya Bankası'na rakip EBRD, Avrupa Yatırım İmar Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, efendime söyleyeyim işte Çin'in diğer bankaları var. Artık onlar da çok kutup ulaştı. Dünya Ticaret Örgütü de zaten çok fazla şu an işlemiyor. Sorun şu, eğer dünyada bir sistem olmazsa bu kadar nükleer güç, askeri güç, nüfus patlaması, göçler, çok hassas ve kırılgan ticaret yolları, deniz, hava, kara ve demir yolu dahil, dünya bir nükleer savaşa gidip hatta yok bile olabilir. Yani böyle bir tehdit kanaatimce var. Dolayısıyla beklenen şey şu, yeniden bir sistemin ihdas edilmesi, oluşturulması, tekemmül ettirilmesi gerekiyor. Bunun da artık tek bir ülkenin hakimiyetinde olması mümkün değil. Bunun da çok güzel bir örneği, Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Atatürk döneminde 1929 krizinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemki Bretton Woods diyelim çalışmalarında ilk defa IMF adında bir bankayı önermesi, parasal sistemi, ödemeler bilançosu için bir de Dünya Bankası benzeri bir kalkınma bankasını ABD'den 10-11 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından önerilmesi. Fakat bunu bir hegemon için değil, güçlü için, zengin için değil, herkes için ve özellikle de ihtiyacı olanlar için ve herkesin de biraz demokratik bir şekilde yönetilen bir sistemi Türkiye bu o dönemde önermiş. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız ders şu, Türkiye Cumhuriyeti yeni oluşacak sistemi önceden tahmin etmeli. Müzakerelere, parametrelerine, kendi önüne sunulan müzakere parametrelerine değil, kendi tasarladığı müzakere modalite metinlerini diğer ülkelerle dayatmalı, paylaşmalı, işbirliği yapmalı vesaire vesaire. Yani stratejik bir vizyonla bizim yeni oluşacak sistemin tasarımına girmemiz gerekiyor. Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücü ve ekonomik gücü buna izin veriyor benim kanaatimce. Bir de Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla beraber biz artık bu bölgede bir dünya gücüyüz.
Bunun içinde iç ekonomiyi, içeride sivil toplum, fert, devlet ilişkilerini de yeniden dengelemek gerekiyor milli güvenlikle. Teşekkür ediyorum Şahin Bey. Siz bunları anlatırken aklıma Fukuyama'nın Tarihin Sonu makalesi geldi. Fukuyama bunu söyledikten sonra herhalde bugünleri öngörememişti diye düşünüyorum hali hazırda. Dediniz ki DTÖ yeterince çalışmıyor, IMF artık eski IMF değil. Dünya küresel ticaret bu sebeple doğru bir şekilde regüle edilemiyor. Ve aslında bunun sonucu olarak da küresel çatışmalar hali hazırda artıyor. Çünkü bütün bu sistem aslında çok kırılgan da bir sistem. Ticaret rotaları kırılgan, güvenlik riskleri çok fazla, güvenlik açıkları çok fazla. Bundan bahsettiniz. Ben de burada biraz daha aslında bir konuya daha değinmek istiyorum. Recep Anlaşması imzalanmıştı 2020'de. Ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu sizin anlattığınız artık dediniz ya, tek kutuplu dünya sistemi artık çok fazla kabul edilebilir değil. Aslında bu söylediğiniz Rusya'nın bütün dış politika belgelerinde de doğrudan altını çizilen konudur. Sürekli tek kutuplu dünyanın artık küresel sistemi taşıyamadığından bahsediliyor Rusya'nın belgelerinde. Bu anlaşmanın günümüze yansımaları nelerdir? Özellikle ticaret rotalarından biraz daha bahsederek bunu açarsak sevinirim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Aslına bakarsanız Recep Anlaşması Türkiye'de belli çevrelerde bir miktar aslında analiz edildi, görüldü. Fakat maalesef benim gördüğüm kadarıyla ne devlet bürokrasisinde, ne siyasette, ne de Türk özel sektöründe tam anlaşılmış değil. Aslında bana göre devrim niteliğinde bir jeoekonomik gelişme. Sebebi de şu, yani 2000 yılının da imzalanan bu bölgesel kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması adlı bu anlaşma şu açıdan devrimsel niteliği. Bir kere dünya ekonomisinin gayri safi milli hasılasının %30-31'i. Bu hem Amerika, Kanada, Meksika'dan büyük, hem de Avrupa Birliği'nden çok çok daha fazla büyük. İkincisi, Avrupa Birliği aslında bakarsanız 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yüzde belki 70-75 eklemlenebildi. Bu anlaşma başlarken %65-70 eklemlenmiş bir değer zinciri alanı. Ayrıca bu anlaşmanın çok kritik bir jeoekonomik veya jeopolitik boyutu da var. O da şu, biz neden bahsediyoruz? Bretton Woods sistemi çöktü. Amerika ve Avrupa Birliği'nin birlikte yönettiği NATO ve Atlantik düzeni hem askeri olarak güç kaybediyor göreceli, hem de ekonomik olarak geriliyor dedik, değil mi? Şimdi burada ABD ne yapıyor? Yeni müttefikler arıyor. Mesela Hindistan'ı arıyor o güney kuşağında, değil mi? Hindistan'ın IMEC, geçen inceledim IMEC'i. Fakat şimdi bu Recep Anlaşması'nda Hindistan aslına bakarsanız o anlaşmanın da müzakere taraflarından bir tanesi de katılmadı. Fakat kimler katıldı? Dünyanın en büyük, yani dünya gayri safi milli hasılasının %31'i. Dünya ekonomisinin aşağı yukarı 1/3 ve küresel ticaretin 1/3'ünden fazlasına sahip olan bu bölgede Çin Halk Cumhuriyeti ilk defa bu kadar eklemlenmiş bir büyük bir hareketin içine katılıyor. İkincisi de dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ASEAN, yani Endonezya, Malezya, Singapur ve hatta oradaki Filipinler de dahil, o birlikte bunun içine katılıyor. Fakat daha kritik olanı, ABD'nin en büyük askeri ve ekonomik rakibi olan Çin'in merkezinde yer aldığı bu birliğe Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda da katıldı. Hatta o dönem ben yine bir televizyon programıydı. Çok ilginç geldiği için söylemeden kendimi alamadım. Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyükelçisine soruyorlar, diyorlar. Ya Güney Kore gibi bir teknoloji gücü ve ABD müttefiki nasıl oluyor da Çin'in katıldığı böyle bir eklemlenme hareketini içine katılıyor ve bu kadar istekli. Büyükelçinin, Washington Büyükelçisi, Güney Kore Büyükelçisi'nin cevabı çok enteresan. Ya biz sizle 50 yıl evli kaldık diye bir 50 yılda evli kalacağımız anlamına gelmiyor diyor artık işi olarak. Şimdi dünya ekonomisi çok dinamik. Dolayısıyla Recep'in özelliği şu. Başlarken Avrupa Birliği'ne yakın bir şekilde eklemlenmiş. Dünyada yani bir küreselleşme yaşanıyorsa şu an Asya Pasifik'te yaşanıyor. Avrupa Birliği, Orta Doğu, bizim buralar artık çatışma alanı. Yani ekonomik gelecek, serbest hukukun üstünlüğü, bir sürü şey artık o bölgede. Avrupa Birliği ve ABD artık hukuk da çürüyor. Sistem dejenere oluyor. Etik ve ahlak ve yönetişim değerleri de çürüyor. Şimdi Recep'i şöyle almak gerekiyor. Bir kere Recep bölgesi dünyanın yüksek katma değerli üretim yapan en büyük bölgesi. Dünya kompütör, mikroçip, ileri
elektronik teknolojiler, gömülü yazılım teknolojileri, hatta askeri teknolojilerin bile şu an merkezi. ABD'ye bakmayın, Amerika'daki birçok askeri teknoloji Japonya'dan, Tayvan, Güney Kore'den girdi almadan hiçbir üretim yapamaz. Değer zinciri açısından bu bölge çok kritik. Bir de bu bölge, yani şöyle söyleyeyim, neredeyse yani Avrupa Birliği, ABD ikisi, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği bir araya geldiği zaman bu bölgeden daha biraz daha büyük olabiliyor. Fakat geleceğe yönelik dünya ekonomisinde merkezi olan, değer zincirinde merkez teşkil eden, hatta yüksek teknolojinin de ağırlıklı bir şekilde dünyayı domine edeceği yapay zeka dahil bu bölgedeki bu anlaşma aslında bir şeyin de sembolizm olarak da göstergesi. Yani artık Bretton Woods sistemini ikame eden ticari serbestleşme veya ticari anlaşmaları artık bu bölge tarafından büyük ölçüde belirleniyor. Çin'in de değil. Yani Singapur, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Avustralya, bunların elindeki toplam fon miktarı artık Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bile fona ihtiyacı var Avrupa'nın. Bize para olmadığı gibi kendilerinde Jeffrey Sachs, Columbia Üniversitesi'nden Profesör Sachs'ın tabiriyle %2.73 Avrupa Birliği'nin açığı var. Trilyonlarca euroluk sübvansiyonlar. Dolayısıyla Recep Anlaşması mega bir RTA, mega BTA, bölgesel ticaret anlaşması. Yani teşekkür ediyoruz Şahin Bey. Çok teşekkür ediyoruz Şahin Bey. Bugün davetimize icabet ettiğiniz için söylediklerinizden en fazla önemsediklerimden bir tanesi Türkiye bütün bu küresel gelişmeleri yakından takip etmeli. Buna uygun sürdürülebilir stratejiler oluşturmalı, aslında oyun kurucu olmalı dediniz. Bu çok önemliydi. Evet. Teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim Ayşegül Hanım davet ettiğiniz için. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.